Pentagon'da büyük bir rahatsızlık var. Yani çünkü işte CENTCOM, yani bugün ABD son ABD Genelkurmay Başkanlarına ve yetkili komutanlarına baktığımızda bunların çoğunun CENTCOM kökenli olduğunu görürüz. Çünkü CENTCOM şu an ABD ordusundaki en aktif ve aslında en çok parayı çeken birim. İşte savunma sanayi şirketleri oradan görüyoruz. Çünkü bu ABD medyasında da yer almıştı. CENTCOM'da görev yapıp emekli olan her general bir ABD'li savunma şirketinde mutlaka danışma kurulunda ya da yönetim kurulunda görev almış. Ve orada milyon dolarlar kazanmışlar. Bunlar şimdi böyle bir yapıyı kolayca çözmek mümkün değil ve şimdi şeyi biliyoruz. Bu 3 Kasım seçimlerinde ABD ordusunun isterse ne kadar siyasete karışabileceğini hepimiz gördük. Yani burada büyük bir bürokratik güç var. Şimdi bürokratik güç o elindeki gücü hemen bırakmak istemiyor. Özellikle böyle tırnak içinde aslında bir nevi eski dönemlerde Türkiye'ye yöneltilen suçlamaların bir benzerini şu an biz ABD'deki asker sivil ilişkilerini görebiliyoruz. Yani aslında askerin derinlerde ne kadar etkili olabildiğini, karar süreçlerinde ne kadar müdahale edebildiğini aslında Trump döneminde de senin bahsettiğin gibi görmüştük. Trump'ı işte petrol bahanesiyle kandırıp bir şekilde asker bırakmaya ikna ettiler Suriye'de. Sizlerin de bildiğiniz gibi. Şimdi bu anlamda Pentagon buradan çıkmak istemeyebilir ve bunun en büyük bahanesi de bence İsrail olacaktır. İşte İsrail zaten o İsrail lobisinin ne kadar kuvvetli olduğunu hepimiz biliyoruz.